Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda saf su nasıl elde edilir? Onunla ilgili bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, bunu ben radyatör suyunda da daha önce de yaptım. Ve akü suyunda yaptım. Motosiklete falan koyuyordum sulu aküler eskiden. Eski düzenlerde hani saf su dediğimizde saf su bulabilmek için kireçli suyu dökmememiz için. Ayrıca de arabanın radyatörüne su eksildiğinde saf su hani koyuyorlar. Saf suyu ya satın alacaksın arkadaşlar ya da yani bir çaydanlıkta su buharıyla elde edeceksin. Yani çaydanlıkta suyu kaynatıp sen onunla saf su elde edemezsin arkadaşlar. Yani onu da araca koyamazsın. Kireçli suyu doldurmuş olursun. Ya da hazır su satın alıp dökebilirsin. O ayrı bir mevzu. Ama burada benim yapmak istediğim saf su nasıl elde edilir? Şimdi ben bu konuda bir video yapmak istedim. Şu an çaydanlığı ben doldurdum. Yaklaşık 1,5 litre falan su vardır bunda. Şimdi benim düzeneğim şu şekilde. Hemen gösteriyorum. Ayrıyeten bir dakika. Arkadaşlar yaklaşık şöyle hani bir karış 25'e 25 bir normal alüminyum folyo. Ben bunu şu şekilde yapıyorum. Yani şöyle tek elimle hani göstereyim ben. Bunu arkadaşlar katlayacağım. Buna katlıyorum. Buna katladıktan sonra arkadaşlar yani bir boru elde etmiş olduk. İşlemimize devam ediyoruz. Bu şekilde bir düzenekle su buharından saf su elde ediyoruz arkadaşlar. Kaynayan su kesinlikle saf su değildir. O çok yani içinde kireci öldürüp kireci çıkartabilir ama o katı bir şeydir, böyle nasıl diyeyim, sudur. O saf su değildir arkadaşlar. Saf su su buharından elde edilir. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Yani görüyor musunuz? Yaklaşık bir su bardağı falan saf su. Borumuzu alalım. Daha sonra tekrar kullanırız. Yani bu görüyor musunuz? Bu komple saf su oldu. Yani bu su tükendi. Eğer bunu yani kaynamış su saf su değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani onun buharından elde edilmiş su saf sudur arkadaşlar. Böyle pratik bir şey yapmak istedim. Herkes kendisine çok iyi baksın. Bunu sulakiyumu sitit aküsüne döküyorum. Ayrıca arabanın bunu büyük bir kazanda yaparsak çok çabuk su elde ederiz. Bunu arabanın radyatörüne de dökebiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz yani. Çünkü saf sudur. Bulamazsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu dursun. Hem su olsun. İşlem bu kadar arkadaşlar.